sakin olur diye. Bir koku mu Şimdi geldi? abi Bir sen saniye ne... komiserim. Komiserim bir dakika. Yeğenim. Ne kokusu amca? Yo. Yeğenim ne yaptın yeğenim? Allah seni kahretmesin. Yeğenim altına yapmışsın yeğenim. Oh. O çocuk yeğenim mi senin? Arabada evet komiserim yeğenim. Bir altını de arabada git altını değiştir de gel koş. Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 Roleplay'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm çok efsane olacak. O kadar çok oyuncu var ki yani 30'a yakın bir oyuncu dan bahsediyoruz bu bölümümüzde. Bayağı bir emek vereceğimiz bir şey. Şu anda gece yarısı ve saatlerdir konuyu tartıştık nasıl yapsak diye. Uzun bir bölüm istiyordunuz. Uzun bir bölüm ve güzel bir bölüm olması için çabaladık. Yaklaşık 2 saat veya 2,5 saattir ekip arkadaşlarımızla beyin fırtınası yaparak güzel bir şey ortaya çıkarmaya çalıştık ve şimdi de videomuza başladık. Herkes rolünü çok güzel oynayacağından eminim rolünü. Sizlerin de videoyu izledikten sonra yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar tabii ki. Şimdi zaten hiç izlemediyseniz eğer onu mutlaka söylemeliyim. Video açıklamasında roleplay bölümleri diye yazıyor zaten. Oradan birinci bölümden başlayıp dizi serisi gibi yanınıza da bir çay alıp bu bölüme kadar gelirseniz ya bir aksiyonun içinde sürükleneceksiniz. Yani bu kanalımızda zaten efsanevi bir seri. Bizi de mutlu etmiş olursunuz. Like ve yorumlarınızla arkadaşlar bize destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve rolümüze başlıyoruz arkadaşlar. Hüseyin kardeş arabaya pastacılığa çekince araba efsane parladı ya. Abi aynen çok güzel olmuş oğlum, ya. Oğlum bu arabayı zaten seviyorum ben. Garajda yatırdım biraz tamam mı? Aküsü bitmiş ayarladık da. Pastacılığa yiyince kendine geldi araba lan kardeş. Vallahi ben de bu zamana kadar araç modifi ettim. İlk defa böyle güzel pastacılığa gördüm yani. Kim yaptıysa. Bu kadar pastacılığa görmemiştik yani. Aynen. Pastacılığa da son nokta. Niye? Sezer babanın dükkanındayız kardeş. Boru değil yani. Şükür geç yeğenim yanına. Senin bir resmini çekeyim ben. Şurokkomuzla. Peynir de bakalım yeğenim. Peynir. Heh, peynir demeyi de öğrenmiş sana. Konuşuyor canım konuşuyor ya. Sezer baba gördün mü arabamızın halini? Ne gördüm yapıyorsun baba, sen? Baba bugün çok neşeliyim ya. İşte. Kardeş kopuyorsun yani. Kopmayayım. Adamsın ya. Gelin hepinizin resmini çekeyim. Geçin arabanın arabayla yanına. Arabayla çek bari. Arabayla. Geçin hepinize hepinizi çekeyim. Oo adam poz verdi ya. Geç hadi. Yeğenim sen de. Geçin bakalım geçin. Şimdi... Bayılacağım ya. Çok güzel araba. Oh, güzel oldu harbiden ha. Oo süper. Gerçekten çekiyorum. Çektim. Vallahi çektim. Tamam çok güzel. Hadi bakalım. Bakayım. Göster bize daha. Oo bak. Mükemmel çıkmış ha. Bak. Ya ben oğlum, biraz sağa bakmışım abi. Gözlerim kaymış. Kula oyana durun şurada ben... az bir şey. Gözlerim parlak çıkmış abi ya. Photoshop'ta açarım senin gözlerini Hüseyin. Tamam bak, abi. Sizlerin BMW'sine bakın. Gel yeğenim gel sana büyüğü alacağım. Tofaş da alacağım. BMW de alacağım. Oo. Tamam mı? Oo, amcan unutmayacak ne? BMW'yi. Bu yanlar BMW. Güzelmiş. Tamam mı? Efsane efsane. Bak plakayı okur musun? Okuma yazman var. Baba merhaba. Aferin. Yani baba merhaba kardeş. Tamam mı yani? Ha, sen, Emre. Babam bilmez. He kardeş. Şimdi şöyle bir sürprizim var sana. Beklenen an geldi baba. Ne oldu kardeş? Ahmet komiser aradı. Allah Allah. Bizi bekliyor. Gitmemizi istedi yanına. Hacı hiç beklemediğimiz bir anda. Aynen öyle abi, yani. Abi bizim arkadaşlar yok. Ne yapacağız? Vallahi yapacak bir şey yok. Gelin dedi yani. Direktman yanıma gelin dedi. İyi hadi gidelim bakalım. Eğer şeyse onlar da lazım olsa onları da çağırırız. Aynen öyle. Hadi o gidelim. Zaman atlayalım. Şükrü gel yeğenim. Ah. Emre komiser şey değil ha. Hadi. Karakola değil. Bir yer söyledi bana. Beni takip et. Karakola gitmiyoruz mu? O zaman Hüseyin sizi bekleyin burada. Tamam abi Hüseyin. Dükkan bizde. Tamam hadi bakalım. Uf oğlum şekil araba ya. Yeğenim bundan da alabilirim sana ha ileride. Kaliteye bak BMW ya. BMW istiyorum ben. Efsane. BMW ya. Tamam. Tofaş istemiyor musun? BMW'yi aşıladın. Tofaş aldın. O şey canım küçük araba. Büyüğünü alacağım ben o sana büyüyünce. Tofaş zaten alacaksın. Ondan kaçışın yok. Tamam yeğenim. Sezer niye karakola çağırmadı da başka yere çağırdı acaba Samet komiser? Valla ben anlamadım. Büyük ihtimal bir şeyler konuşacak ki hani karakolda konuşulmayacak şeyler. Görevden de zaten bir gün önce falan dönmüş herhalde. Tamam kardeş o zaman gizli görevlere başlayacağız diyorlardı anlaştık ya. Onlardan yani bir tanesini verecek galiba. Ya onlarla ilgili konuşacaklar bizimle.
Olabilir. Az önce bir tane yayanın yanına geçtik, kör oldu la. Arabayı o kadar parlatmışsın ki. Vay yavrum. Ben böyle pastacılar görmedim ya. Hüseyin, böyle pastalı cilalı. Hüseyin'in dili dolandı ya, anlatırken. Abi ben böyle pastacılar yani şöyle böyle. Hüseyin konuşamadı, dili tuttu. Gözü kör oldu çocuğu parlaklıkta. Emre buradan girecek. Tamam kardeş, abi, nereye geldik kardeş la? Emre bilmiyorum da. Ooo mekan güzel. Hacı Samet komiserin burada ne işi var lan? Ya ben anlamadım ya. Demedim bu işi. Vay. Adamlar mekan yapmış ya. Selamünaleyküm komiserim. Vay! Aleykümselam. Vay komiserim. Korkuttunuz bizi ya. Vay be, gel ya gel. Komiserim. Neredesiniz ya? Emre vallahi ya, siz haber almışsınızdır. Şimdi bizim arkadaşlar söylemiştir size. Ben bir şehir dışına çıkmam gerekti. Bahsettiler, bahsettiler. Sizi çok özledik komiserim. Ama vallahi, bak. Ya he. Bir şey diyeceğim. Sizin gölgenizi her zaman sırtımızda hissettik. Her ne zaman başımız sıkıştıysa orada Samet komiserin adı geçti. Orada Samet komiser vardı her zaman. Başımız ne zaman sıkıştıysa Samet komiserin lafı geçti, biz kurtulduk. Hep ya, size teşekkür ediyoruz yani. Vallahi ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Güzel insanlarsınız. Ben şunu söyleyeyim öncelikle. Şimdi iki dünya bir araya gelse ben sizi özleyeceğim aklıma gelmezdi. Bunu söyleyeyim. Yani çok estağfurullah. Özleyeceğim en son kişilersiniz. Onu söyleyeyim. Estağfurullah. Ama yani gerçekten insan özlüyormuş uzaklara gittiği zaman. Seni özledik vallahi ya. Şimdi arkadaşlar buraya çağırdım sizi ama yani bura daha sakin olur diye. Bir koku şimdi, mu geldi? Abi sen bir saniye komiserim. Komiserim bir dakika. Yeğenim. Ne kokusu amca? Yo. Yeğenim ne yaptın yeğenim? Allah seni kahretmesin. Yeğenim altına yokmuşsun yeğenim. O çocuk yeğenim mi senin? Ne arabada bu? Evet komiserim yeğenim. Bir altını de arabada git, altını değiştir de gel koş. Ana. Koş. Ya ben de diyorum bir koku geliyor. Komiserim kusura bakmayın. Yok, ya sözünüzü de böldük. Olur öyle şeyler ya, hayır buyurun, hiç problem. Buyurun efendim, bir şey diyordunuz. Şimdi biliyorsunuz ben şehir dışına çıkmamın sebebi başka bir eyalette briefinglere katıldım. Bu istihbarat evet. Olayları. Yani şehirde çok... Başarınız belli. Tabii Allah razı olsun. Yani öyle şey pis olaylar dönüyor ki yani öyle böyle değil ya. Memleketi evet. Zehirleyecek bunlar. Benim doğrudur. Sizden size ihtiyacım olmasının sebebi de şu. Sizin şu çatıştığınız adamlar var ya. Evet. Bizim çeteler, evet. Şu çatıştığınız çete. Evet. Bunların büyük başları, sizin daha yani sizi bile tanımıyorlar, siz de onları görmediniz. Hı-hı. Bunlar şimdi bir uyuşturucu sevkiyatı peşindeler. Tamam. Bana iki tane güvenilir şoför lazım abi. Ama komiserim tamam. Onlar bizi tanıyorlar. Hayır, tanımıyorlar işte. Siz bunları hiç görmediniz, hiç tanışmadınız bunlarla. Ha bunlar komiserim, uyuşturucu evet. Tarafına bakanlar. Ha. Tabii evet. Uyuşturucu tarafı. Tamam, evet. Doğru. Yani yok mu? Var, şöyle bir şey var. Bu herifler hiç sokak işlerine bakmıyor. Bunlar direkt büyük oynuyorlar. Uyuşturucu işleri vesaire, evet. Para kaçakçılığı falan. Bunların şoförlerini bizimkiler şu anda paketledi. Ben haber bekliyorum. İçlerinde muhbirimiz var. Şimdi ondan haber bekliyorum. Ne var ya, şu anda enselerine çöktük. Tarihin evet. Olayını alacağız sizlerle ya. Tarihin olayını yapacağız yani. Adamları çökerteceğiz bildiğin. Bütün tamam, şoförlerin yerine biz geçeceğiz yani. Aynen, aynen öyle Sezer. Aynen öyle. Şimdi sizi, sizden isteğim şu. İki yani tane, risk yok değil mi bu işte? Hani yok, ne bileyim yok. Başımıza bir iş gelmesin sonra. Her şey kontrolümüz altında vallahi, merak etmeyin. Ondan yana tamam. Yani sakıncanız olmasın. Tamam. Öyle bir şey olsa zaten ben sizi hayatta bu işe bulaştırmam, merak etmeyin. Tamam komiserim. Doğrudur. Ben... Telefonum çalıyor galiba, bir dakika. Tabii. Yeğenim değiştirdin mi altını? Değiştirdim amca. Aferin sana, hadi bakalım. Emre. Ya, Sezer. Efendim kardeş. Ha efendim komiserim. Arabanıza GPS yerleştirdim. Bundan sonra tamam. Sizi takip edeceğiz herhangi bir sıkıntı olduğu zaman. Ha Sezer, tamam. Sezer ben... Efendim komiserim. Abi şimdi haber geldi. Siz yola çıkmanız hı-hı. Lazım. Sezer. Al bu abi bu koordinatları. Tamam alayım. Aynen bu GPS'inize girin burayı. Buraya gideceksiniz. Sizi orada bekliyorlar. Tamam. Aman gözünüzü seveyim bak. Aman gözünüzü seveyim. Hiçbir şekilde ne açık verin ne yanlış bir şey yapın abi. Tedirgin olmayın. Gidin tamam. Onlar sizi yönlendirecekler, tamam mı? Yanlış yaparsanız sizi de yakalar beni de bak. Haberiniz olsun. Tamam. Ben tamam. Biraz korkuyordum ama GPS'i yerleştirdiğinize göre demek ki enseniz de bizi takip ediyor olacaksınız zaten. Aynen tamam. Öyle. Şöyle bir şey var. Gideceğimiz adamlar bizi
Beholder'da tanırsa eğer hemen acilen bizim yanımıza gelecek birileri var değil mi yani? Var var, sürekli 7/24 takip ediliyorsunuz. Zaten arabadaki işte... GPS sesi de alıyor değil mi? Biz dinleyeceksiniz. Tabii. Ses, herhangi bir görüntü. Tamam. Ben yani içim rahat o zaman. Siz. Tamamdır. Tamam. İçim. O zaman ben gözlüğümü de takayım da belki yanlarında bu sokak çetelerinden bu arada... adam olur. Bu evet. Kim yakışıklı? Biraz benim yeğenim Şükrü, komiserim Şükrü. Valla çok tatlıymış ya, Allah başlasın. Şükrü bak polis amca. Şükrü. Merhaba amca. Koçum benim be. Koçum benim be. Ne yapıyorsun? Şükrü kaç yaşında? 5. 4. Hayır 4. Sen benim amcasın. Sen benim amcasın. Hayır 5 yaşında. 5 yaşında. Şükrü büyüyünce ne oldun bakayım sen? Polis olacağım. Aa, polis olacağım. Bak burada polis arabası var. Gel seni ben gezdireyim. Emre bende kalsa olur mu ya? Ha, komiserim ben de onu diyecektim. Vallahi yeğenime göz kulak olur musunuz vallahi, diye. Tamam. Ben bana emanet. Siz hiç meraklayın. Sezer ben... aman gözünü komiserim, sev dikkat edin bak. Bak komiserim bir şey diyeceğim. Bunun böyle masum göründüğüne bakmayın. Bak hepimizden beter. Buna dikkat et kurban olayım. Tamam. Yok yok. Komiserim ayarlar. Soda moda alırım ona ben şimdi. Sakinleş. Şükrü sirene mirene bas. Yeğenim eğlendirirse. Hadi bakalım. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz komiserim. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Polis amca tabanca var mı senin? Var var, gel göstereceğim arabayı. Göstersene. Gel gel içeride. Ne? Zaman gidelim. Kardeş. Hadi gidelim kardeş. Ben gözlüğümü taktım. Sende de varsa sen de tak. Beni tamam, tanımasınlar. Tamam ben taktım sen rahat. Tamam kardeş. Olur ya, yanlarında belki bir tanesi vardır, tanır eder. Gerçi gözlükle olacak iş değil de gözler unutulmazmış. Ya şimdi bunlar bizi bekliyor herhalde komiserin dediğine göre. Aynen kardeş. Bir an önce gidelim de. Başkasına falan verirler. İşi kaçırmayalım. Aynen öyle. İyi bari Samet komiserin orada da muhbiri varmış da işi ayarladı mı? Ya komiser işte ya. Samet komiser halleder ya. Ya bak biz sokak adamıyız. Tamam pis işlere bulaştığımız oluyor ara sıra. Ama böyle uyuşturucuymuş bilmem neymiş. Bunlar ters acı. Bunlara... Aynen. İnsanları zehirletmelerine izin vermeyiz hiçbir şekilde. Aynen kardeş. Gidelim de bir. Yapıştır kardeş. Görev bizi bekliyor. Biz böyle var ya, Samet komiserin gözüne iyice girersek ileride böyle daha böyle şekil şukul yani saygınlık tabii, bile tabii kazanırız bak sana söyleyeyim. Aynen öyle. Ya dediğim gibi hani bir diğer hayattan hani bir beklentim kalmadı artık, her şeyi yaşadım evet. Daha ne yaşayayım yani. Başımıza gelmeyen kalmadı zaten. Aynen senin öyle. Dükkanın yandı. İşte biz yok yarış edeceğiz derken Şahin'i de patlattık zaten. Dayak mı yemedik? Adamlar geldi. Neler dayak oluyor? Yediler. Dayak attılar bize. Ya aynen. Neler neler ya. Bıktık hem artık ya. Hem de yaklaştık. Yakın mesafeden gel bana da. Tamam kardeş. Ben ne olur ne olmaz korkmaya başladım biraz da. Ooo. Adamlar öyle yeni bir tür adamlara benzemiyor Emre. Hacı bura ne lan böyle? Yana bak araba. Bunlar var ya. Parayı evet, bulmuşlar uyuşturucudan. Şuraya çekeyim bari arabayı da. Uyuşturucudan parayı bulmuşlar. Aynen dur ben de şöyle geleyim. Hacı uyuşturucu böyle bir şey demek ki. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz kardeş, siz nasılsınız? Şunları bir arayalım arkadaşlar. Bir bakalım şunlara. Hoş gelmemiştir bu arkadaşlar. Bakalım. Burada bizim tanıdıklardan yok. Şimdi abi. Evet kardeş, seni dinliyorum, gel. Bizi çağırtmışsınız yani. He kardeş, büyük sıkıntı var. Benim şoförü içeri aldılar baba. Evet. Çok büyük de bir sevkiyat var. Acil şoföre ihtiyacım vardı. Bizim elemanın biri dedi, ben iki tane adam tanıyorum, sağlam güvenilir dedi. Sağ olsun biz evet de, bizim iyi arkadaşımızdır. Aynen biz de mecburen aldık. Ama evet. Kardeş şöyle bir durum var. Evet. Sevkiyatta herhangi bir sıkıntıda yani sonuçlar bellidir bizim camiada. Bundan haberiniz olsun. Hani, tamam abi. Tamam. Tamamdır. Tamam kardeş. Şimdi benim arkadaş sana sevkiyatın yerine söyleyecek. Tamam ben abi. Ben alayım da bari. GPS'ten gideyim oraya. Tamam abi. Sezer tamam. Sen alırsın. Tamam, başka bir şey var mı abi? Bize görebilirsiniz. Yok sıkıntı kardeş. Çıkmaz. Yok, biz hallederiz. Ben buradayım, bir sıkıntı olursa ararsın. Numaramı buradan yükleme yerine arkadaş. Gideceğiz değil mi direktman abi? Aynen kardeş. Orada benim adamlar tanıyacak. Benim selamımı ver. Hallederler sizi. Tamam. Hadi, tamam, hadi bakayım. Kazasız tamam, sağ ol abi. Tamam. Payınız büyük tamam. Olacak bu işten. Hadi. Tamam. Sağ ol. Hadi abi. Bakayım. Tamam. Adresi al gel. Ben aldım. Hadi aldım bakayım. Lan Sezer, ben bu böyle adamla görüşeceğimi sanmıyordum. Bu bildiğin uyuşturucu baronu lan. Başları evet, adamın nerede? Başlarıyla şey, görüştük ya. Hacı ben kardeş mardaş çektim ilk gelince. Baktım adam şey.
Abi dedim sonra. Aman Ahmet, Emre dur sakin ol, hemen gaza basma, öyle köklemedim. Aman kardeş. Geldim kardeş bardaş dedim adama, baktım şey adam. Sonradan ayıktım durum, arkasında iki tane koruma şey bilmem ne. Ters baktı ya. Zaten sol arkadaki. Ya ben kardeş, bir an var ya, deyince. Birisi tanıyacak da bizi fark edecekler, bilecekler diye var ya, ödüm koptu ya. Ya var ya arkadaş. Var ya, ateşle oynuyoruz ama işte Samet komiser yani. Sıkıntı. Bizi kollarlar ya. Zaten arabada da GPS var. Ya şu anda takip ediyorlardır zaten eminim. Tabi. İnşallah. Emre buradan direkt gidiyoruz, öyle gösteriyor. Tamam kardeş, yapıştır. Yollar da boş. Biraz basalım. Yapıştırdım ya, geliyorum kardeş. Şimdi şöyle bir şey var. Samet komiser bizi duyuyordur zaten. Biz şimdi şeye gidiyoruz. Hani Samet komiserim, haberiniz olsun. Sevkiyatın diyorum pardon. Malları alacağımız yere gidiyoruz. Ondan sonra sevkiyat yapılacak yere gideceğiz. Orada artık siz ayarlamışsınızdır inşallah. Duyun bizi ne olur. Duyuyordur herhalde, GPS taktılar. Hiç merak etmeyin, her şey hazır. Şu anda hoparlör sisteminden konuşuyorum, tamamdır. Oo, tamam kardeş. Duydun mu Sezer? Duydum, ben de duydum. Valla kardeş. Adam hoparlör bile yerleştirmiş adamı. Adam ya. 2 dakikada. Neler yapıyorlar ya. Efsane adamlar ya. Her ekipman var adamlarda demek ki. Demek ki Emre, baksana bunu bile yaptıklarına göre. Valla kardeş. Adres nereye verdi, uzak mı daha? Yakıt alacağım da azal. Ah, tampon kırıldı ya, hayvana çaptım ya, neyse. Emre ben kurtardım da, neyse hallederim. Aynen. Ben dükkanda, sıkıntı yok. Yok yakıt mı alacağım? Gerek yok değil mi, geldik mi? Geldik, şurada ileriden biraz U çekeceğiz, arkada hemen. Tamam. Dağların arasını gösteriyor ama inşallah öyle hani ıssız bir yer falan değildir yani, bilemedim. Hacı, böyle yerler genelde kuytu köşede olur. Şimdi biz mal alıp diğer tarafa götüreceğiz. Vallahi inşallah başımıza bir iş gelmez. Gösteriyor ama. Dönelim kardeş. Aman dikkat et arabanın altını vurma. Hacı, buralar pek tekin değil bak. Geçen arkadaşlar söyledi. Sıkıntılı yerler yani buralar. Yani normalde bu yol çıkmaz yolu benziyor tiplere. Ama yani bu yolun sonunu çıkmaz yolu gösteriyor. Allah Allah. Aynen öyle, anlamadım ben vallahi. Nereye anam gösteriyor? Arabanın altını. Ay. Aman yavaş. Sakin ol. Oo, hayvana bak. Rahatladım ya şimdi, Samet komiser de bizi duyduğu için sıkıntı olmaz ya. Anında biterler. Samet komiser adam ya. Teşekkürler. Sezer, o kadar rahatlamak. Tamam. Ya bu adam var ya. Eyvallah komiserim, tamam. Ya dağın arasına fabrika yapmış adamlar. Ben ilk defa görüyorum öyle bir yer. Hacı, harbiden burası çıkmaz sokak gibi şey bir... Nasıl bir fabrika burası ya? Aa, çıkmaz sokak zaten. Geldik durduk, baksana. Lan adamlara bak, nerede üretiyorlar ya. Lan neler. Buradan yol geçmez, şey yapmaz ya. Ne fabrikası acaba burası? Valla bilmiyorum. Ama şurada şey, elektrik santralleri gibi bir şey var yukarıda, anlamadım. Aa, adamlar bunlar herhalde ya, dur bakalım. Herhalde bunlar. Hop. Bunlar kim lan? Hayırdır, siz kimsiniz oğlum? Abi biz mal almaya geldik. Hayırdır oğlum, ne malı? Abi Çitos Mehmet gönderdi. Ha, bizi öyle mal desene alacağız. Kardeş. Abi aman sakin ol abi. Biz eyvallah. Yani Sezer bak kardeş. Tamam. Abi şey gönderdi. Abi mallar hazırsa alalım biz. Aynen kardeş, mallar hazır. Acilet. Çocuklar yüklemeyi yapsın. Nereden tamam. Alacağız abi malı? Nereden şey yapacağız? Yükleme nerede? Bu arabaları bu depolara sokabilirsiniz. Garajlara. Tamam. Gel Sezer. Lan Sezer, adamlar ters çıktı lan. Of Allah'ım, şu görevi bitirdi. Vallahi kardeş, biz nasıl bir şeyin içindeyiz, ben anlamadım ki ya. Böyle. Tamam abi. Gel Sezer. Görüyor musun? Vay bak, hiç kamera mamera hiçbir şey yok Sezer, görüyor musun? Adamlar temiz çalışıyor. İçeriye soktuk arabayı. Malları yükleyecekler gözden. Garajı toplu. Uzakta. Vay. Abi ne yapıyorsunuz hemen, siz de atar yapıyorsunuz ya. Aramadılar mı? Abi. Kendimizi anlatamazsak sıkacağınız topumuza neredeyse. Vallahi kardeş, işimizi garantiye almamız lazım. Siz de kusura bakmayın. Doğrudur yani. Biz de yanlış geldik sandık zaten. Baktık çıkmaz sokak gibi bir yer burası. Fabrika falan. Doğrudur baba. Abi. Şimdi acileti varmış. Tamam hemen çabucak hallederler çocuklar. Aynen, yoksa başımız derde girecek yani, hemen teslim etmemiz lazım. Zaten biz hızlıyız diye seçtiler bizi. Aynen baba, sorun yok, hemen hallederler. Sessiz herhalde. Sakin. Tamam, yüklendin mi?
Abi çok acelemiz var. Öyle böyle değil yani. Sezer şimdi bunlar anlamazlar. Bunlar şey yapıp veriyorlar. Bunlar öbür taraftan sıkıntı yaşayacaklar. Adam basarak hadi diyorum yükleyin diyorum. Tamam, adam önümde tamamdır hiç. Beyler burada tamam. Tamam abi teşekkür ettik. Eyvallah. Teşekkür kolay ederiz. Gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Buradan sonrası sıkıntı. Haydi işler kolay gelsin. Hacı eyvallah. Bir çevirme olsa polis çevirmesi var ya biz ne yapacağız? Yani bu operasyonu, görev bu projeyi için bilmeyen polisler çevirse bizi. Gerçi Samet yani komiser tesis eder, onos geçer, halleder doğru ya ya tamam ya. Ya ben de var ya saçmaladım ya. Sen de yani Emre ya. Vallahi ben de saçmaladım. Samet komiser var ya. Ya bizim komiser arkamızda. Bizi duyuyor zaten ya. He, Samet komiser ya. Canım ben. Canım komiser. Arkadaşlar güvenli bir şekilde gidin. Biz içeride sizi bekliyor olacağız tamam. Tamam komiserim. Vay, canım benim. Bizi takipte adam ya. Adam her tarafımızı dinliyor la. Baba, efsane ya. İstediler buradan sonra. Aynen kardeş hadi bak. Çitos Mehmet mahveder bizi yoksa. Allah Emre. Aman kardeş aman yavaş. Lan belki kırılacak bir şey falan da koymuşlardır içine. Dikkat et. Bomba, belki bombadır. Bomba da vardır belki. Ya ben zaten anlamadım. Arabayı soktular içeriye ne koydular. Lan araba ağırlaştı. Çekmiyor araba ya. Ne taşıyoruz onu da bilmiyor. İyice kamberleşti arka tekerler. Hay yavrum adamın arabası kamberli. Yapıştı yere kardeş alttan rüzgar dalmıyor ver gazı. Ver gazı ver de şurada dikkat et. Orada çukur altını, yavaş dikkat et altını vurdum orada. Altını vurdu. Aman kardeş. Hadi bakalım yapıştır. Baba buradan bir sol çekeceğiz şimdi. Ya bu trafik arabaları da yani. Hadi. Aman kardeş. Oo, ah. Güzel sıkıntı yok. Emre iyi misin Emre? Yok kardeş ufak bir çizik ya tamam bir ufacık, şey. Ufacık çık çık çık. Yani ufak bir çizik. Yapıştı kardeş. İnşallah o. Şükrü beni özlememiştir ya. Buradan sağa gireceğiz. Bölgeye yaklaşık yarım kilometreniz var bilginiz olsun. Emniyetle. Yarım. Tamam, tamam komiserim. Tamam komiserim. Ne geliyoruz Emre ben çok korkmaya başladım. Ben gerildim ya. Hacı ben gerildim of. Ha. Acaba konserler yakında mı ki ya? Bilmiyorum ki herhalde yakındadır yani. Biz oraya gideceğiz bu adamlar nasıl olacak? İnşallah bize sıkmazlar bu adamlar. Yok canım olur mu? Mal getirdik adamlara. Hani polisler inşallah böyle ne bileyim. Biz para falan almayacağız değil mi? Bize öyle bir şey demedi Çitos Mehmet. Direkt malları yok, verin direkt dedi malı yani. Direkt malı teslim edip gelin dedi bize bir şey demedi. Parayı ondan alacağız herhalde. Parayı gerçi Samet komiserine koyar ama neyse yapacak bir şey yani. Bize de düşer canım yani. Emre buradan giriş. Kardeş bura nasıl bir yer burası böyle? Adamlar hep karanlık yerlerde. Oğlum buna bak ya. Oha uçak pisti var Emre burada. Evet abi. Oha sevkiyatı uçaklarla mı yapıyor bu herifler? Ne bileyim abi baksana piste bak. Ama oğlum bir dakika dur vuracaklar bizi. Abi sakin ol abi. Abi sakin ol abi bizi. Malzeme abi Çitos Çitos Mehmet gönderdi abi. Çitos Mehmet abi. Mehmet Mehmet deyip duruyorsun. Çitos Efe abi. Efe. Ha Çitos Efe abi Çitos Efe abi Efe Çitos Efe. Ne istiyorsun? Abi o gönderdi bizi. Malları getirdik abi bagajda. Hani mallar? Abi bagajda adamlar alsınlar abi sakin ol. Kontrol abi edin. Ben size silah doğrultunca konuşamıyorum ama. Kontrol edin. Bakıyoruz hemen. İçeri alın arabaları. Tamam abi. İndir Sezer indir. Abi. Abi lan ne oğlum? Çekin içeri. Abi evet. Silahları indirin ya. Oğlum. Abi. Nasıl bir mekan lan bura? Bura dilim dolandı lan. Oğlum. Abi biz adamlar bir sıkıyordu abi, bizi canımız. Öldürüyorlardı abi. Lan bizi az daha. Mallar ben tamam. Mi ki? Tamam. Tamam mı mallar? Aynen. Tamamdır. Oh be, hele tamamdır şükür ya. Allah tamam, öldürüyorlardı lan. Burada. Aa polis de! Siren, polis, polis kaç, Emre, kaç, 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 polis, lan Sezer, aa! Bırak yere, bırak silahı, kaçmayın. Kaç, kaç, Sezer, kaç baba, kaç baba, kaç baba, kaç baba. Bırak silahı. Bırakın lan silahları, bırakın, geç yere. Arabanın önüne geç, arabanın önüne geç. Birini ezdim, Sezer kaç, ezdim birini. Sezer, Hüseyin de ezdim, kaç. Arabaya dökün. Sezer kaç, Sezer kaç. Eğitim şeyiz hayatı, kaç Sezer. Dön sırtına yarabaya, dön. Gerçekçi davrandım Sezer, gerçekçi, anladın? Aynen, Emre çakmazlar olayı. Ama polise bilerek vurdum. Tam zamanında geldi mi bize çıkacaklardı lan o nasıl? Adamı düşürünce ya? Arabayla polise bilerek vurdum ki hafiften. Ya hafiften adamı vurdun evet bence de. Oy kardeş kuşa da vurdum ben şimdi ben her şeyi vuruyorum. Kuşa çarptım lan uçak kuşa vurdum. Havada uçak kuşu vurdum. Arabayla uçak kuşa vurdum şu anda evet. Gel kardeş nereye gidelim gel götür bizi. Sol gel. Yani şimdi Çitos Efe olayı duyunca evet. Adamlar olayı anlatacak. Hiç değilse deriz ki bak biz orada polise vurduk, kaçtık hani. Aynen. Anladın mı?
En azından söyleyeceğimiz bir şeyler olur Emre. Aynen kardeş. Gel gel. Yapıştır hemen gidek. Bas bas adam şimdi fıttırır. Emre biz yapıştır. Adamın yanına mı gideceğiz şimdi direkt? Ya kardeş gidek olay anlatak ki şey olsun bize güveni sarsılmasın adamın. Doğru bizim diyor, yaptığımız kaçmak, şimdi kaçmak direkt bize suçlayacak zaten. Kaçmak olmaz zaten. Nosa mı bastın Sezer? Tamam yavaşlayın baba. Adam bizi suçlayacak. Gidek derdimizi anlatak. Biz değiliz. Yani güven sağlamamız lazım adama. Yoksa acı ya adam evimizi bilir, bulur. Kalabalık bunlar biliyorsun. Ama Emre var ya bir an dedim ki Samet komiserler gelmeyecek. Bize bu... Oğlum bu hayvanlar niye hep yola atlıyor Emre burada? Allah kardeş hepsi bizim evimize geliyor. Bir sürü hayvan öldürdük bugün. Ya, neyse artık. Arkadaş. Ya sinirinden gülüyorum ya. Ha gerginliğimden gülüyorum yani. Çok gerildim ya. Tüylerim diken diken şuna bak kurban olayım ya. Sen görmüyorsun gerçi ama bak, vallahi sinirinden gülüyorum şu anda. Gördün mü? Gördün mü? Tüm ekiplerin dikkatine verdiğim koordinata acil 2 ekip, acil 2 ekip. Suçlular var, çok sayıdalar. Tamam. Vallahi Samet komiser çalışıyor ya. Komiser çalışıyor ya. Adamın vallahi kardeş. Yani biz gidiyoruz ama bu adamın yanına. Samet komiser bizi bu adamın elinden oraya uğraşırken nasıl kurtaracak? Bak kardeş biz şimdi güveni sağlayacağız işte Efe'yle. He. Onu adam bizi tamam diyecek. Bak anlatacağız böyle böyle diye. Şimdi o yakalanan adamlar Mehmet abiyle konuşacaklar Çitos Efe pardon Çitos oğlum, Efe'yle. Oğlum adama bak Mehmet. Ya orada da yanlış söyledim ya. Sıkıyorlardı kafamıza ya. Oğlum adamlar sıktıracaktın bizi ya. Ben olmasam Samet, kafana sıkacaklar ya. Samet komiserin gözaltına aldığı adamlar diyecekler ki bunlar bizi satmış olabilir. Ben de diyeceğim ki bak ben orada sizin adamlarınıza yardım etmeye çalıştım. Kaçarken polise vurdum falan diye anladın mı? Aynen. Bunlar hep artık puan bizim için. Yani. Yaklaştıkça bak beni yine bir stres bastı böyle bir daralandı. Valla kardeş adamın ne tepki vereceğini bilmiyoruz şimdi yani. Gidiyoruz ama mecburuz. Adamı gitmesek öldürür ya, bizi. Hiç tanımıyoruz hani. Ben bile görmedim düşün yani. Orada bile gittik. Bilader dedik. Meğersem adama daha baron çıktı atar ya. Yaptın. Adam baron çıktı. Vallahi kardeş. Oo beyler hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Hoş bulduk abi. Aşağı, abi bir teslik aşağı. Oldu da Efe abiye anlatacağız abi. Efe abi anlatacağız abi. Bir dakika abi. Abi ne oluyor? Düş önümüze. Devam hadi yürü. Tamam yürü. Abi. Abi ne oldu? Kötü bir şey mi var? Hani bir şey konuşacak. Yani bizlik kötü bir şey mi var? Tamam onu, olanlar kötü. Onu Çitos Efe'ye anlatırsınız. Tamam. Bizlik bir şey yok. Sezer herhalde acı baksana kötü karşılıklarına göre. Öndeki biraz yavaş bak biraz yavaş. Sıkıntı. Tamam abi niye kızıyorsun ki? Abi üstümüzde bir şey yok zaten bizim emanet falan ya. Emre sen önden yürü abi. Bunlar beni geçtirdi gözüne galiba. Tamam kardeş gel elini indir gel. Abi üstümüzde bir şey yok zaten bizim. Gel. Abo arabada herhalde lan. Arabada mı acaba? Nerede göremiyorum ki. Ya da arabada bir yerde o kadar. Abi biz bir şey yapmadık ki siz. Biz niye böyle yapıyorsunuz ben anlamadım yani. Allah onun hesabını Çitos Mehmet'e Efe'ye verirsiniz. Emre bu da Mehmet diyor. Bu adamın diğer adı Mehmet galiba. Herhalde lan. İçime doğdu benim herhalde. Yine doğdu galiba senin. Herhalde. Patron adamlar geldi. Abi. Ooo gençler. Abi merhaba. Abi gençler. Zor kurtulduk abi. Gençler. Abi zor. Ben size ne dedim? Abi? Ne dedin abi? Ben size ne dedim? Herhangi bir pürüzde bana gözükmeyin dedim değil mi? Abi biz malı götürdük. Kardeşim, güvenli bir şekilde. Malını başlattırma şimdi. Benim şoförüm tamam gidiyor. Abi. Şoförüm içeri almıyor. 5 dakika sonra 2 tane şoför geliyor. Yıllardır ben bu işi yapıyorum. Evet abi. Basılıyoruz. Bu nasıl iş? Abi. 1 milyonluk yatırım gitti. Çöpe attım. Alın abi bize güvenebilirsin. Alın bu ikisini. Abi. Abi. Bu iş çözülene kadar misafirimizsiniz. Hadi bak. Tamam. Abi, tamam abi. Konuştuk ama bir abi, şey söyledik. Yani açıklasaydık biz bak orada yardım ettik. Sizin sattığımız abi. Adamlar var ya abi. Abisi yok bu işin kardeş. Abi bu ben adamın arabasında dedim. Polisin kanı var abi. Gelirken tamam. Dedik ki. Abi adamlara yardım ettim müşterilere. Ben polislere çarptım. Alın bu ikisini misafirimiz. Tamam, ya, adam laf anlamıyor Sezer. Laf anlamıyor kardeş. Abi, Emre adam çok sinirlenmiş. Esir aldı bizi kardeş. Eyvah. Nereye gidiyoruz abi? Kapıdan. Tamam. Abi havuza düştün yavaş. Dikkat et abi aman. Elektrik melektrik vardır havuzda. Nereden gidiyoruz abi? Soldan. Soldan. Gel buraya.
Benim sağım solum da karıştı Emre. Benim de gel kardeş gel yani. Gel. Ben de bari şeyim de neyse. Gel şuraya. Falan mıydı? Öyle bir şey vardı. Bir şey bekleyelim bari ne yapalım. Arkadaş, oğlum burası at gibi soktular bizi lan. Buraya ya. Abi burası giriş hele. Abi. Giriş hele abi. Ya. Abazer neyse. Samet komiser kurtarır bizi sen rahat ol. Sen rahat ol. Tamam. Evet arkadaşlar, bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım süper oynadılar. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ olasın. Bugün çok kalabalık kadroyla oynadık. Çok kalabalıktı. İlk defa bu kadar kalabalık bir kadroyla oynadık. Dediğim gibi toplamda bir 5 saat falan uğraştık galiba. 2,5 saat zaten beyin fırtınası yapmıştık. Yorumlarınız çok önemli bizim için. Özellikle beğenileriniz bize destek olma amaçlı ve videoları arkadaşlarınıza tavsiye edin arkadaşlar. Tavsiye edin ki onlar da güzel videolar böyle bizimki gibi izleyebilsinler. Bele bak bele. Dur Samet'in beline bak beline. Samet sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum abi videoya abi. Dur ben ekip kamera arkası arkadaşlar. Aynen oğlum size kamera arkası. Abi valla ben teşekkür ederim böyle ortamı bize sunduğunuz için yani sizlere. Hakikaten herkese ben de yani teşekkür ederim. 10 numara oldu. Eyvallah. Evet arkadaşlar yorumlarınız, beğenileriniz çok önemli. Hepinizi çok seviyoruz. Kralsınız. Uzun bir bölüm yapmaya çalıştık ve sizlere yakışırı bir bölüm yapmaya çalıştık. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.